Aloha, The Binding of Isaac Afterbirth'teyiz tekrar. Bir önceki bölümde Azazel'la Greed modda bayağı başarılı bir run yapmıştık. Onu bozmayalım, Greed mod yapalım gene. Kiminle yapalım ama? Kiminle yapalım? Lazarus'la yapalım. Bakalım nasıl olacak. Lazarus öldüğü zaman daha güçlü olan ikinci bir Lazarus'la geri geliyor. Yani öldüğü zaman diriliyor tekrar. Ama bir kalple geri geliyor. O yüzden hani sıkıntı olabilir. Şöyle yapalım. Buradan bir şey çıkartalım. Güzel. Ha, güzel. O zaman şimdi kendimizi öldürelim bence biz. Daha güçlü olalım çünkü. Kafadan öldüreceğim kendimi. Speed down oldu. Sorun yok. Omzarki zaten yoktu. İkisi de sıfırdı. Keşke bunu sonra yapsaydık. Neyse. Himmetemesiz. Onu da aldık. Tamam. Şimdi nasıl öldüreceğiz kendimizi ama? Tabii ki burada. Şöyle yapalım. Güzel. Bunu da aldık. 3 tane siyah kalp verdi üzerine bize. Şimdi daha güçlü oldu gözyaşlarımız. Kafadan hani böyle öldürmeniz daha iyi olur. Çünkü daha avantajlı bir durumda olursunuz. Allah'tan şu 3 siyah kalp olan veren Ceremonial Robes merasim ya da tören cübbesi diye bir item var. O item'ı Beggar'dan, dilenciden, kan dilencisinden aldık. Çok da kalp istemedi Allah'tan. Gayet de güzel oldu. Aa, bu güzelmiş, şunu alalım kafadan. Bize zarar geldiği zaman altın düşürecek. Altına da Greed modda tabii ki her zaman ihtiyacımız var. Gördüğünüz gibi az önce ölmeden önceki gözyaşlarımızdan çok daha büyük şu gözyaşları ve daha hızlıyız. Lazarus'un özelliği bu. Dezavantajı ne olabilir? Hani çok kötü bir run yaparsak ve ölürsek geri gelemeyeceğiz tekrar. Ama en başından ölmek daha iyi. Böylece ilk zamanlarda ölme olasılığını daha da indirebiliyorsunuz çünkü daha güçlü oluyorsunuz. Şimdi bayağı uğraşacaktık bunlarla ama şu anda gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde temizliyoruz hepsini. Diğer Lazarus runlarında da aynı şeyi yapabilirim. Eğer şartlar güzel olursa, şu anda olduğu gibi çok saçma bir hataydı o. Evet, az önce dediğim, az önce değil tabii ki. Bir önceki bölümde Azazel'la Greed modda donation makinesine, bağış makinesine para bağışladıktan sonra Lucky Pennies diye bir şey açıldı. Lucky Pennies de çok güzel bu. Sacrificial Dagger, tören bıçağı, kurbanlık bıçak. Şey oldu işte, Lucky Pennies diye bir başarım açıldı. Bu Lucky Pennies altın aldığınız zaman rastgele size şansınızı arttırma etkisi yapabiliyor. Luck up verebiliyor. O yüzden güzel. Az önce aldığım item bir tane kırmızı kalp verdi ve şansımızı arttırdı tekrar. Gayet de güzel oldu. İlk boss'umuz Dingle. Şöyle yapalım biraz. Evet. Bıçağın çıkması gayet güzel oldu. Haunt. Sevmediğim boss'lardan. Ama bıçağımız var. Ve gözyaşlarımız güçlü. Kalbi niye aldım? Şeytan odası çıkacak çünkü birazdan. Şeytan odasında hazırlıklı olmak için. Son boss'umuz kimmiş? Ragman. Double Ragman. Çok yakında olmamak lazım bu arkadaşa. Saçma hatalar yapabiliyorum böyle. Yapma. Şimdi şunu mu alsak? Bunu alalım. Ama kalp konusunda gayet sıkıntılıyız şu anda. Şunu alayım, zarar verdiğimiz zarar artsın. Hive Mind'ı almak isterdim ama maalesef alamayacağız. Bomba da yok. Bomba olsaydı şurayı patlatırdık, hem bombayı hem anahtar alırdık. Anahtarı alayım, ondan sonra yolumuza devam edelim. Bakalım neymiş item'ımız. Yani daha iyi olabilirdi kesinlikle.
Bir tane siyah kalp verdi az önce aldığımız çengelliğine ve gözyaşı hızımızı arttırdı. Şunu biraz oynayalım. Sen biraz kan yana. Yapma. Of Diamonds çok güzel. Bu da Two of Diamonds. İki tane Two of Diamonds'ımız var. Çok güzel oldu bu. Şunu alacağım. Mavi kalp gene yok maalesef. Ama yapabiliriz belki. Neyse. Oynayalım biraz. Para kazanalım. Ki Two of Diamonds'lar işe yarasın. Two of Diamonds tabii ki sahip olduğumuz altını ikiye katlıyor. Çarpı 2 yapıyor. Gayet de güzel bir kart. En güzel kartlardan bir tanesi. Greed modda bir de blank card ve Two of Diamonds alırsanız yani sizi durdurabilecek bir şey yok sanırım. Blank card kartların etkisini kartı tüketmeden yani yok etmeden tekrar tekrar kullanabilmenize olanak sağlıyor. Şu anda onu arayacağım. Yani Two of Diamonds'lardan bir tanesini kullanacağım ama bir tanesi kalacak bende sürekli. Çünkü blank card ihtimaline karşı. Oyunu kırabiliriz. Bakalım burada almak isteyeceğim bir şey var mı? Şunu alayım. Gözyaşı hızımız artsın ve tabii seni de almak istiyorum ama maalesef alamayacağız. Ya da alabileceğiz. Okey. Şu anda daha rahat hissediyorum kendimi. Bingle sakin. Güzel. Hollow. Sorun değil bizim için. Diğer Two of Diamonds'ı alayım. Şunu biraz daha oynayalım değil mi? Her kalp alışında bir şey vermese bir kere daha yapabileceğim aynı şeyi ama yapmama izin vermiyor. Vereceksen bari item ver. Hep aynısını yapıyor. Çok ilginç. Kalbim de gitti. Çok güzel. Şunu alayım. Güzel. Verdiği şey güzel değil ama en azından yok olmuş oldu. Speed down tabii ki istemiyorum. Bunu aldık tekrar. Diamond'ı tutacağım. Bu neymiş? The Empress. Alıp birazdan kullanırız. Hümetemesiz. Şunu toplayalım. Mysterious Paper, Polaroid veya Negatif'in etkisini veriyor. Rastgele olarak. Çok da önemli değil. Burada alacağım bir şey yok. Yani mavi kalp için şu anda uğraşıyorum. Gelir belki diye. Hadi. Maalesef. Neyse. Bitirelim bu işi. Bu level'ı bitirelim en azından. Bu arada az önce aldığımız bebeğin etkisinden bahsetmedim, şu bebeğin. Gözyaşlarımız içinden geçerse eğer, gördüğünüz gibi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Çarpı 2 oluyor gözyaşı. Yani gözyaşının yanında bir tane daha değişik gri renkli bir gözyaşı daha beliriyor. Yani verdiğimiz zararı çarpı 2 arttırıyor demek bu. Güzel. Şimdi ikisini de almak istiyorum ben tabii ki. Alacağım da. Tabii ki önce bunu alıyoruz. Eteğim. Bize zarar geldiği zaman etrafımızda siyah bir halka oluşturuyor. Bu da aktif item'ımız olacak. Sürekli kullanmamız lazım ki şu anda çok sıkıntılı durumdayız. Kalp konusunda sıkıntılıyız. Şunu alayım. Mavi kalp. Çok güzel. Bir daha alamayacağım ama sıkıntı yok. Bu speed down'du zaten. Empress. Empress'ı kullanacaktık unuttuk. Sıkıntı yok. Yolumuza devam edelim. Burada bir şey vardı aldık. Burada da bir şey vardı aldık. Devam.
Güzel. Mavi kalp üretebileceğiz artık. Kalp konusunda çok da sıkıntımız olacağını zannetmiyorum. Eğer dikkatli oynarsak. Samson'ın zinciri ve güllesi geldi. Samson'ın güllesi böyle vurduğumuz zaman kayalara yok edebiliyor onları. Bomba kullanmak zorunda kalmıyoruz yani. Çok da güzel oldu. D6. Almak isterdim ama almayacağım. Hazır indirimdeyken şunu alalım. Bize bomba lazım aslında. Burada almak istediğim çok güzel itemler var ama. Kalp konusunda sıkıntımız olduğu için The Nail itemini, yani çivi aktif itemimizi değiştirmeyeceğim. Çok fazla saçma hatalar yapmamayı umut ediyorum. Az önce yaptığım gibi. Sıkıntı yok. Şimdi tekrar kullanacağız onu. Güzel. Sakin olun. Böyle görmeden sinsi sinsi saldırmak yok. Göz yaşı hızımız muazzam. O yüzden çok sıkıntı olmadan herkesi yok ediyoruz. Şunu alacağım. Hızımızı ve verdiğimiz zararı arttırdı. Bir de Jesus Juice alırsam çok da güzel olacak. Ama bombamız yok. Bomba sıkıntı. Çap çıktı. Şampiyon çap. Şunları bir öldürelim önce. Okay. Bomba verir misin acaba bize? Maalesef. Kimmiş diğer boss'umuz? Yalnız bir tane de kırmızı kalbe ihtiyacımız vardı. Onu almayı unuttum ben. Şeytan odası için. Bir gidelim bakalım. İnşallah vardır. Giş en tank bosslardan bir tanesi. HP'si bitmiyor bir türlü. Ama bıçağımız var. Şimdi. Bana kalp veren bir şey yok burada. O yüzden Jesus Juice'u alacağız ve verdiğimiz zarar artacak. Sonra boss'u görelim bakalım. Melekmiş. Kendi arkadaşını öldürdü. Au! 4'te atmış. Onu göremedim ben. Fazla hızlı olmak da bazen dezavantajınız olabiliyor böyle. Bakalım ne varmış. Yine de bakmaktan zarar gelmez. Almak isterdim. Ama maalesef alamayacağız. Burada başka alacağımız bir şey yok. Anahtarımız var. Şurayı da patlatmak isterdim ama maalesef onu da... Aa! Unuttum ben tabii ki. Samson'ın zinciri olduğunu. Ve böyle patlatabileceğimizi unuttum tabii ki ben. Tamamen şans eseri oldu. Benim unutkanlığım. Böylece iki tane mavi kahve de almış olduk. Tabii hatırladım ya. Yani unutmadım ben kesinlikle. Hani siz unuttunuz mu diye ben merak ettim ya. O yüzden yapmadım öyle bir şey. Tabii. Evet. Devam. Bu neymiş? Friend Zone, Friendly Fly. Bu ne yapıyordu? Etrafımıza dolaşıyor. Beyaz. Oo, bu çok iyi. Bu çok iyi. Bu çok süper oldu. 4 tane mavi kalp verecek bize PJ's. Şunu da alırsak tam bebek olacağız. Şunları patlatalım. Asıl şunları patlatalım. Bunlardan. Au. Bunlardan para çıkabiliyor. Hadi. Örümcek de çıkabiliyor tabii ki. PJ's bu arada 4 kalbin yanı sıra, 4 mavi kalbin yanı sıra göz ışığı atma hızımızı da arttırdı. Yanlışlıkla tekrar bastım o yere ben. Güzel. Hızlı bir şekilde temizliyoruz. Bıçak da gayet
Shin'i görüyor şu an. Bunlar dörtlü atıyor. Göremedim onu ben. Yapma bunu bana. Siyah kalp. Alırım. Bir tane daha siyah kalp. Onu da alırım. Neredesiniz? Wow. Bayağı sağlam geldiniz siz ya. Yapma bunu. Neyse. Alacağım tabii ki. Bir tane mavi kalp verdi bize. Bir de tabii ki biraz daha küçülttü ve biraz daha hızlı atıyoruz. Tamam, devam. Slot gayet kolay olacak bizim için. İki tane slot. Biraz daha zor olabilir. Şimdi şey konusunda sıkıntımız yok. Kalp konusunda 3 tane kalp verebiliriz bir şey için. Tabi böyle olduğu zaman da hiç item çıkmayacak, ben eminim bundan. 3 tane sandık veya 2 tane kalp çıkacak. Çok büyük ihtimalle. Ya da melek odası da çıkabilir, az önce alamadık. Yo, aldık az önce, eteğimi aldık, doğru. Ama o ilk level'dı. Hatırlayamadım şimdi, sıkıntı yok. Tamam, göreceğiz. Son boss'umuz kimmiş? 3 tane Stain. Ne güzel. Zarar göreceğiz mecburen, yapacak bir şey yok. 3 tane Stain olduktan sonra... Ama onlara da zarar göreceğiz böyle. Neyse. Bakalım ne var. Krampus tabii ki. Ne olabilir? Gayet şu anda item alacak her türlü kalbe sahibiz. İki tane bile item alabilirdik ama Krampus çıktı tabii ki. Ve iki kez o döndüren lazer ışınını yaptı. Normalde bir kere bile yapmaz. Şansımıza yapıyor yani. Bizi oraya sıkıştırdı. Şunu alayım. Bir de alayım. Biraz değiştirelim. İlgimi çeken hiçbir şey yok burada. Bir tane şunu alayım. Blank card. Çok güzel. Tam da... Tam da... Bir altın lazımken yaptı bunu bana, bana bunu. Şimdi bir dakika. Bu bomba iyi oldu. Ama tabii ki altın vermiyor. Şimdi bir dakika. Bana zarar geldiği zaman altın bırakıyordum ben, değil mi? Doğru. Tamam. Yani altın üretiyorum ya. Yok böyle bir şey. Şimdi nereden zarar görebiliriz? Buradan görebiliriz. 15. Geçmiş olsun. Oyunu kırdık. Şunu son kez kullanayım. Ondan sonra Two of Diamonds'ı kullanayım. Tekrar zaten dolacak. Kaos almak isterdim ama maalesef geç kaldık. Bunları aldık. Tekrar bakayım. Okey. Oyunu kırdık. Bir dahaki level'da görürsünüz. Gayet güzel olacak. Şunu alalım. Bombamız yok. Ve şunu da alalım. Kırmızı kalbimiz de yok. Şu anda gayet iyi durumdayız. Bunları patlatalım. Güzel. Bu ne? Devil. Birazdan kullanırız onu. Şunu bir değiştirelim bakalım ne var. Başka. Burada da işime yarayan bir şey yok. Bunu patlatalım. Güzel. Girdik zaten değil mi? Okey, şuraya girelim. Güzel. Başlayalım. Çok güzel başladık.
Şunu bir kere kullanayım. Ne güzel, benim çıktığım yerde spawn oluyorsun ve ben yanlışlıkla bana bastırdınız bunu. Ne güzel, ne güzel. En belalı düşmanlar çıkıyor sürekli. En gıcık düşmanlar. Az önce Blank Card ve Two of Diamonds'ı kullandım. Yani Two of Diamonds'ı tüketmeden etkisini aktif ettim. Yani altınımızı ikiye katladık. Şimdi tekrar yapacağım aynı şeyi. Bundan sonraki level'ı bitirdikten sonra. Bunları da alayım. Şunu da alayım ve 72 oldu. Güzel. Güzel. Şimdi sizi bir daha patlatabilir miyim? Seni alalım. Seni alalım. Zarar verecek bir şey lazım bana. Zarar. Kaos tekrar çıktı. Ve ne çıktı inanmazsınız. Pil çıktı. Pil çıktı. 99. Harbi de alayım. Tekrar yapalım aynı şeyi. Evet. Kaos'u da alalım. BFF'i de alalım tabii ki. Tekrar bir full yapalım. Ondan sonra bu neymiş? Justice olur. Bomba patlayacak. Alalım bakalım değişsin ne olacak. Rapi'nin pençesi olur tabii ki, neden olmasın? Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. The Box kutuyu alalım. Alalım tabii ki. Şu tekrar alıp tekrar bir nerede benim kartım? Okey. Alalım tabii ki bunu da. Alalım. Almayalım. Şöyle yapalım. Ya da bir dakika. Hierophant tabii ki. The Hierophant. Invested. Diamonds bende dursun. Ondan sonra şunu bir kere kullanalım. Yerdekiler değişsin. Yine kalp oldu gerçi hepsi. Şu ne? Para. Durumu şu anda anladınız sanırım galiba. Dükkandaki tüm itemlar benim artık. Hepsi. İstediğim her item alabilirim. Şunu alayım. Şunu bir full yapalım. Şunu alayım. Bir dakika, bunu yapayım bir önce. Yine full yaptık. Bunu alayım. Bunu da full yapalım ve tekrar değiştirelim. Bu ne? Vegas. Güzel. Bu ne? Power Pill. Kullanalım. Yerde şey olmasın diye alıyorum bunları. Şeylik yapmasınlar diye. Kirlilik yapmasın. Bir tane Two of Diamonds çıktı. Çok güzel. Şunu alayım. Bu Crown of Light item'ı bize zarar gelmediği sürece zararımızı arttıran bir şeyle atıyoruz. Diamond tabii ki mücevher demek. Mücevherle atıyoruz. Bakayım burada başka aktiften ziyade pasif item. Guppy olacak mıyız? Bir tane daha Guppy'ye ihtiyacımız var. Spider mod. Tekrar bir fullleyelim. Bir daha fullleyelim. Tamam. Breakfast çıkıyor sürekli. Değiştirelim. Pil gidecek tabii ki. Guppy olalım. Aa yanlış kaldım onu. Tüh. Neyse. Bunu alalım, uçalım biraz. Gerçi Guppy olduğumuz için uçmuştuk ya. Neyse devam. Gidebiliriz artık. Çok şey yapmaya gerek yok. İncelemeye gerek yok. Çünkü uzayacak bayağı. Önemli olan Ultra Grid'e geldiğimiz zaman 99 altınınızın olması ki maksimum seviyede bağış yapabilelim. Sen mi geldin? Son boss'umuza bakalım kimmiş. Çifte Krampus.
Gördüğünüz gibi az önce zarar aldığım için mücevherlerim gitti. Ama tekrar yeni bir odaya girdiğimiz zaman resetleniyor. Sen yer ol. Bu da gazmış. Neyse. Bakayım tekrar alabileceğimiz bir şey var mı acaba? Şu markta almayacağım. Bu ney? Blood code. Ha tamam. Okey. Bir tanesini daha güçlü atacak. Gidebiliriz. Yapacak bir şey yok. Tamam devam edelim. Diamonds'ımızı aldık. Blank card'ı aldık. Yolumuza devam edeceğiz. Burası zaten son level. Bir kere daha kullanacağım şunu. Bu alırsak eğer Two of Diamonds kartımızı yok edecek. O yüzden patlatalım şöyle. Judas'ın gölgesini almak istemiyorum. Çünkü Lazarus'la yapıyoruz bunu. O yüzden bir anlamı yok almamızın. Judas'a dönüşürüz ölürsek. Zaten ölmeyeceğiz. Emin olun bundan. Mr. Dolly'yi de aldık. Güzel. Ama asıl ihtiyacımız olan şey pil. Aynen burada olduğu gibi. Ve Cricket'in kafası da çıktı. O da çok güzel. Aldım. Tekrar bir fullleyelim. Hatta iki tane pil var. Şunu da alayım. Şunu da alayım. Bunu da alayım. Bir süre sonra tabii kahvaltı geliyor hep. Breakfast. Fullleyelim. Ney? The Sun. Kullanmakta bir zarar yok. Trinket'imizi aldık. İki tane. Steven çok güzel. Zararımız gayet güçlendi şu an. Bunu da alalım. Tears up oldu bize. Fun Guy 3 tane mantar aldığımız zaman, mantar item aldığımız zaman bizi bir tane kırmızı kalp veriyor. Bizi böyle kafamızda bir mantar oluşturuyor. Güzel bir item, ben seviyorum. Güzel bir transformation daha doğrusu. Tractor Beam tüm gözdaşlarımızı bir şeyde topluyor. Şurada toplaması lazım ama gözyaşı yüksekliğimiz bayağı büyük olduğu için şu anda öyle bir şey yapamıyor maalesef. Holy Water, kutsal su, Speedball, Spawn yeni bir transformation daha oldu. 3 tane şırınga item aldığımız zaman böyle gözümüz dönüyor falan. Feminin kafası. Devam edelim bence. Tekrar bir fullleyelim, ondan sonra devam edelim. Burada başka Empress var, tamam. Dikkat ederseniz Tractor Beam'i aldıktan sonra gözyaşlarım o ışık huzmesi boyunca gidiyor. Yani başka yere gitmiyor. Şu altınları almaya gerek yok. Zaten fullledim altınları. Bir şeyler yap, ondan sonra şey yaparız. Alırız o altınları. Güzel. Bir tane pil de var orada. Almak istemiyorum. Neyse şurayı o zaman biraz oynayalım. Değişsin. Oo. Akü. Aktif item'ın etkisini çifte yapıyor. Yani bu demek oluyor ki blank card'ı kullandığım zaman 2'ye katlayacak. Tekrar 2'ye katlayacak. Yani 49'da yapıyordum. Şimdi 20'de yapabilirim. 20 altındayken yapabilirim yani blank card diamond. Of Diamonds kombosunu. Şunu alayım. Bunu alayım. Bunu alayım. Tekrar yapalım. Gene 99 oldu. Akünün etkisiyle. Tekrar değiştireceğim. Gimpy'yi alalım. Tekrar değiştirelim. Ve patladı sonunda. Dayanamadı tabii ki. Bunu alalım. Alalım. Sanırım gizli oda burada, evet. Bunlar ne? Yara. Yara... Yara dursun, lazım olur belki. Alayım. Alayım. Verdiğimiz zarar bayağı güçlü şu anda galiba.
tane trinket vereceksin sen bize. Ne vereceksin? Bayağı bebeğimiz var. Bakalım hepsini bir arada tutuyor mu? Bu trinket öyle. Bebekleri bir arada tutuyor ama zaten ikisini alabiliyoruz. Okey. Güzel. Bir altınım kalmış. Şunları toplayalım. (16 × 2) (32 × 2) (64) olması lazım şimdi. 64 doğrudur. Evet. Şunu alayım. Bunu da alayım. Seni de alalım. Şu pili alayım bir kere yapalım. 76 oldu. Okey. Gidebiliriz. Gayet hızlı bir şekilde yok ediyoruz. Önemli olan Ultra Grid'de altın bağışlama kapasitemizin yüksek olması. Ki şu anda öyle görünüyor. Gayet güzel. Kaostan dolayı burası biraz garip. Evet. Şunu oynayalım biraz. Yapacak bir şey yok. Kaos aldığımız için şeytan odası itemları çıkmıyor. Şunu alayım bari. Bir kalp karşılığı iki kalp verdi bize. Kırmızı kalp. Burada yapacak başka bir şey maalesef yok. Two of Diamonds'ı tekrar kullanırız. Ondan sonra... şeye gitmedik. Buraya gitmedik. Bu ne? Hangman. Gerek yok. Devam. Bitirelim bu işi. Kapımızı da aldık ve 99 altındayız. Gayet güzel bağış yapabileceğiz eğer patlamazsa. Ultra Grid sanırım biraz rezil olacak. Evet, gayet hızlı bir şekilde canını azaltıyoruz, indiriyoruz. Şu altınları, anahtarları yok etmemiz lazım. Kapı açılmadan ki yok ettik. Bombalar geldi. Güzel. Eğer makine patlamazsa uzun bir süre tekrar Two of Diamonds'ı kullanabilirim. Bayağı etkili olacak bu eğer yapabilirsem. Şu anda 10 altındayız. Bakalım. Special Hanging Shopkeepers. Bu Special Hanging Shopkeepers dükkanda gördüğümüz şu ölü adamlar var ya şunlar. Dükkancılar. Bunlar artık gözlerinde altın olanlar çıkabilecek onun yerine. Ve onlar altın verme ihtimali, patlattığınızda altın verme ihtimali daha yüksek olan shopkeeperlar. Onu açmış olduk. Grid makinesine bağlı bayağı başarım var. Az önce gördüğünüz gibi Wooden Nickel açtık. Wooden Nickel kullandığınızda 1, 5 veya 10 altından bir tanesini veriyor size. Tek odalık şarjı var. Güzel bir item aslında. Keeper bir süre sonra Wooden Nickel ile başlıyor. Bu ne demek? Zarar gördüğü zaman biliyorsunuz altınla... Kalpleri altın olduğu için altın aldığı zaman yerden kendisini yenileyebiliyor. Gayet de güzel oluyor. Kane bundan sonra artık Paperclip trinketiyle başlayacak. Kane biliyorsunuz o tek gözü kapalı olan karakter var ya, o işte. Paperclip ataş trinketi ne yapar? Sandıkları anahtar kullanmadan açmanıza yardımcı olur. Güzel bir item. Kane'in onunla başlaması zaten normal çünkü Kane diğer karakterlere göre hani bir RPG yani bir role playing oyun olarak düşünürsek bu oyunu Kane Thief yani hırsız karakteri. O yüzden normal. Evet 90 bilmem kaçta durdu. %1 ama maalesef yapacak bir şey yok. Tekrar kullanalım. Two of Diamonds kullandık. Yapacak bir şey yok başka. Patlatalım. Okey bitti.
Bu arada Lazarus'la bitirdik. Lazarus'la Greed modu bitirince Keybomb, yani anahtar dilencisi bebeği açılıyor. Yani yerdeki anahtarları alıp size sandık veriyor bu bebek. Güzel bir item. Bomb'lar zaten yani Keybomb, Greed Bomb ve Dark Bomb. Bunların üçünü aynı randa aldığınız zaman Süper Bomb oluyorlar. Voltron'u oluşturuyorlar. İnşallah yapacağız ileride. Okey, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Uzun günler ve hoş geceler.